Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda iyi haberlerim de var, kötü haberlerim de var. Zaten başlıklarla anlaşılacağı üzere kuşlarımız gidiyor. Onun dışında bir tane arkadaşımız sağ olsun bir çekiliş kazanmış, bize verecek. Yarın işte dedi, kanka dedi, buluşalım hadi gel vereyim ben sana falan diye. Çünkü onun arkadaşlar kuş yok, benim için katılmış. Onun kuşu ölmüştü. Şimdi ona da geleceğim. Onun dışında kuşlarımız yumurtladı arkadaşlar. Bir de ufak tefek düzenden bahsedeceğim ama lütfen videoya başlamadan önce maşallahınızı esirgemeyin. Gerçekten dün yaşadığım olayın şokundan hala çıkamadım. Yani şu erkek, canım erkeği sen nasıl döversin? Bu manyak arkadaşlar zaten orada yumurtladı. Şimdi ona da geleceğim. Ama öncelikle şu kuşlarımızı gösterelim. Bu çekiliş olayına vesaire de geleceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gösterelim kuşlarımızı. Burada şöyle bir problem oldu. Şuradaki arkadaşlar küçük olan dişimizi, yeni yeme düşen dişimizi aldım buraya koydum. Buradaki erkeği aldım şu enişte koydum. Halbuki o satılmıştı. Neden? Arkadaşlar o kuş da erkek de, aldığım erkek de ufaktan bir böyle bir kırılma gördüm. Böyle bir halsizlik gördüm. Ve ben şüphelendiğim kuşu dahi satmam arkadaşlar. Kuştan şüphelendim açıkçası. Hani dedim acaba hasta mı? Ki arkadaşlar alacak kişiden ilk defa kuş beslemeye başlıyor. Hevesini kırmak istemedim. Hani ben de yani bu şekilde çok hani şey oldu. Aldığım kuş hasta oldu. İşte onun dışında yavru alamadım vesaire. Hevesini kırmak istemedim. Zaten böyle bir şey de asla yapmam. Şu ana kadar hiç hasta kuş da satmadım arkadaşlar. Kimsenin öyle günahına girmek istemem. Dedim böyle böyle bir sıkıntı var. İstersen dedim kardeşini koyalım, istersen de fiyattan düşerim dedim. Nasıl istersen. Dedik işte benim için problem değil, kardeşini koy. İyi dedim, tamam benim için sıkıntı değil. Yani dedim sen mağdur olma. Böyle bir konuşma geçti aramızda. Sağ olsun o da anlayışı davrandı. Hani dedim böyle böyle. Tamam dedi ya, sıkıntı yok. Hani kuşlara güvenim tam diye. İstedi de arkadaşlar, zaten kendisi istemişti. Öylece arkadaşlar bu dişi kuşumuzu koyduk. Şimdi bunu erkek demeyin arkadaşlar. Ceresinde beyazlık var. Bu kuş dişi. Bakın. Manyağı görüyor musunuz? Bu ortalığı dağıtan manyak. Allah'ın psikopatı. Tıpa bak. Bu şuradan kaçıyor arkadaşlar. Şuradaki şöyle bir göstereyim bir saniye, netleyelim. Şurada bir boşluk var. Oradan böyle telin arasında boşluk kalmış. Hiçbir kuş çözemedi. Bu yavrular çözdü. Oradan çıkıyor arkadaşlar. Bütün odayı önce bir dolaşıyor. Gitmiş bir de yemi kapağını açıp oradan yemleri dökmüş her yere. Bakın yerler full yem. Daha dün temizledim. Normal hiçbir şey olmaması lazım burada. Her şey tertemiz olması lazım ama gelin ki bu manyak dağıtmış her yeri. Neyse arkadaşlar nasıl olsa gidiyorlar. Bakın alt tarafına falan da yem dökmüşler. Evet, bu kuşlarımızı son görüş. Şöyle bir hareketlendirelim arkadaşlar kuşlarımızı. Bakın mesela şunu eğiteceğini söyledi. Bu Özge'nin yavrusu. Bunu eğiteceğini söyledi arkadaşlar. Çık oğlum. Bakın bu mor oğlumuz. Rıfkı'nın oğlu. Hop manyak bu ya. Arkadaşlar çok fırlama bir şey oldu ya. Bu dediğim gibi koyduğum dişi kuş. Bu arkadaşlar Özge'nin evladı, Opal olan. Bu da yine Özge'nin. Şu ikisi de arkadaşlar Sultan ve Paşa'nın. Yine şu da Sultan ve Paşa'nın. Yani toplamda 6 kuş aldı. Şu kafesi aldı arkadaşlar. Şuna koyup göndereceğim. Onun dışında kafesi de demonte yapacağım. Şu malzemelerle beraber arkadaşlar göndereceğim. Yarın işte vereceğiz kuşlarımızı. Belki gitmeden bir video daha çekmeye çalışırım ama büyük ihtimalle çekemem. Neden yani arkadaşlar? Çünkü yarın büyük ihtimal uykusuz olurum. Geç kalkarım. Sadece bunlara zaman kalır. Ama zaman kalırsa söz çekeceğim yani. Bunları paketlediğim halinde bir çekerim. Bunun içine koyacağım. İçinde zaten 3 katlı gazete var. Üşümesinler diye. Gördüğünüz gibi. Yemini falan doldurdum. Bu şekilde arkadaşlar kuşlarımızı ayarladık. Evet şimdi salmamıza gelelim. Aslında salmaya gelmeyelim. Buraya gelelim. Buradan daha iyi oluyor. Işıklı ışıklı. Bunun arkadaşlar ufaktan bir böyle kırılma gördüm. Ki ben asla şüphelendiğim kuşu dahi satmam. Ha, durumu çok mu kötü? Değil. Ama ben hani düzeltebileceğime inanıyorum bu kuşu. İlk başta yani başlarken fark ettim Allah'tan. Bak ötüşlerini zaten yapıyor arada. Ben diğer kuşlara falan karşılık veriyor. Durumu çok kötü değil ama ben sadece şüphelendim arkadaşlar. Hani tamamen bir hastalık diyemem buna. Hani belki bir yeri incinmiştir vesaire. Bakacağım arkadaşlar. Tekrardan bakacağım. Buraya gelecek olursak burası tekrar yumurtladı ama lütfen arkadaşlar maşallahlarınızı esirgemeyin, cidden dünkü olay çok kötüydü. İçinde hani kalbinin attığını gördüğüm yavrunun ölmesi ki parçalanması çok çok kötü bir şey. Bu arada bakın bu yuvanın ağzına gitmeye başlamış. Evet, güzel hareketler bunlar. Evet, maşallahlarınızı lütfen esirgemeyin arkadaşlar. Lütfen bir maşallah demeyin. Unutmayın. Evet. Bugün toplamda 6. yumurta yani 5. kendisinin de 6. yumurtasını yaptı ve arkadaşlar şu kızının yumurtasını da altına kaydedim. Yani eski hesaba geri döndü. Bakalım bu dişimiz kaç tane yumurtlayacak. Ben bekliyorum arkadaşlar. Açıkçası bekliyorum bu kuştan yani yumurtlamasını ama bilmiyorum. Bakın bunu da zaten iyice yemiş. İyice kemirmiş. Buralar falan hep şey olmuş.
Yani aslında arkadaşlar göstermeyecektim. Hatta yorumlarda da bir daha gösterme diyenler de vardı ama yine göstereyim. Ama lütfen siz de maşallahlarınızı esirgemeyin. Bu deri dişi burada, hani buraya özellikle koydum arkadaşlar. Yani uçsun, kendine bir gelsin. Hem tüylerini vesaire temizler. 2-3 günde bir banyo yaptıracağım ki üzerine yumurtayı bir atsın. Arkadaşlar bir kendine gelsin açıkçası dişi. Hani o yüzden buraya koydum. Yoksa hani buraya VIP yeri buna verecek değilim açıkçası. Erkeği de neden oraya koymadım? Burada arkadaşlar tedavi yapmak biraz daha sıkıntı olacaktı. Hem erkek tel kafeste çok daha iyi olur. Hani ön taraf daha iyi görecek hani etrafını vesaire. Hani gerçi çok fazla göreceği yer yok ama hani en azından tel kafes tutunur, tellerde gezer. Burada sadece tutunabileceği ön tel var. O yüzden. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi Özge yumurtladı. Bir tane ilk yumurtasını bugün bıraktı. Onu da kaydedeceğim. Daha kaydetmedim. Şöyle bir göstereyim. Bakın arkadaşlar bu arada Özge'ye bir bakın. Özge ile şu tıpatıp aynı. Aynısı arkadaşlar. Fark yok. Tıpatıp aynısı. Evet, maşallahlarınızı lütfen esirgemeyin arkadaşlar. İlk yumurtamız burada. Dedim zaten Özge yumurtlayacak diye. Onda vardı öyle bir şey. Yavrular yemeğe düşmeye yakın arkadaşlar ayıracağım. Özge'mi dinlendireceğim. O çok yorulmasın. Kıyamam onu. Dediğim gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar da aynı. Lütfen maşallahlarınızı esirgemeyin. Cidden yani bu aralar nazara mı geliyorlar anlamadım. Yani nazarda diyen var, tecrübesizlikte diyen var, tecrübelikte diyen var. Bir sürü kuşlar böyle arkadaşlar. Onlara dikkat edeceksin. Evde yoktum. İnanın yapacak hiçbir şeyim yoktu yani. Bu deli de burada salak salak kur yapıyor. Evet. Bunu da inşallah iyileştireceğiz. Bakalım bir problemini bir anlayayım bunun. Dış kısmına falan bir bakayım. Öyle çözeceğiz inşallah. Bunlarla arkadaşlar yuvaya girip çıkma yok. Bakın hatta tinekleyebilmiş. Kare tinek. Kare tünek arkadaşlar aşağıda, daha ölçüsünü almadık, o yüzden takmadım. Kare tüneklerimizi de takacağız arkadaşlar. O zaman daha da sağlam olacak. Kuşlar daha da çiftleşmeye yakın olacak. Bu yuvaya gidip duruyor. Yani dişi ağzına kadar gidiyor ama asla içeriye girmiyor. Bu arada yuvalıklarımızın yerlerini tamamen ayarladım. Bakın şöyle önden de bir bakın. Tam gireceği mesafede bakın, bu da öyle. Bunu zaten açılmada kapanmada bir problem yok. Gördüğünüz gibi üstü boş, serbest. Bu önüne geldiği için hani biraz daha ön tarafta kaldığı için gördüğünüz gibi hani hiçbir şekilde açılırken kapanırken sorun olmuyor. Tamam, bu da tamam. Kanca mı çıktı? Yok. Şöyle bir oturtturalım. Bunun arkadaşlar şöyle bir şey var. Açıyorsunuz, rahat bir şekilde açılıyor. Bakın çıkıyor da. Ama hiçbir şekilde yani buna değmesine rağmen çıkıyor. Bunu ben çözemedim. Bu niye böyle oldu? Öne alsam düzelecek ama yine böyledir. Böyleyken de bir şey olmaz yani. Takılabilirler. Sıkıntı yok. Önüne de arkadaşlar özellikle karton koydum. Kapatacak şeyim yok. Yani şununki gibi hani şöyle beyaz şeyim yoktu. Aslında bu buradaydı. Bunu aldım arkadaşlar. Buraya koydum. Yani değiştirdim yerlerini. Buradayken bakın. İçi de böyle tamamen açılıp gözükebiliyor. Gördüğünüz gibi tamamen katlanabiliyor. İçi de gözüktüğü için problem yok açıkçası. Benim için problem yok. Şuralarını açtım. Ön tarafında bir şekilde ayarlayacağım arkadaşlar. Çünkü temizlikte bir sıkıntı olacak. Belli yani o tavayla alakalı. Bakalım halledeceğiz inşallah. Çözmeye çalışacağız. Dediğim gibi şu salmamıza da gelecek olursak. Burada da arkadaşlar eşlemelerde problemler var açıkçası. Yani hepsi birbiriyle anlaşıyor. Hangisini hangisiyle eşleyeceğimi bilemedim. Bu çakılla çapkın, işte topakla da joker çok çok iyi anlaşıyor arkadaşlar. Ama gel gelelim ki jokerle çakıl da anlaşıyor, topakla çapkın da anlaşıyor. Yani istediğime vurabilirim. O konuda çok çok iyi oldu. Açıkçası çok da mutlu oldum yani. Burada bakın bu manyaklar erkek feci tüyde, yani gerçekten çok fena tüy döküyor. Erkek tüyden çıkar çıkmaz yuvalıkların ağzını açacağım. Bunlar ne halt yerseniz yiyin moduna sokacağım yani bunları. Bunlar zaten kendileri girsinler arkadaşlar yuvalıklarına, çok da problem değil. Artık hani dişi de yetişkin, erkekte erken ergenliğe geliyor zaten erkeklerde. O yüzden problem değil. Dediğim gibi bu dişini bakın arkadaşlar, kıçında şişme var. Ama çözemediğim bir şişme bu. Kesinlikle çiftleşme vesaire yok. Baktım. Ama neden böyle çözemedim yani. Yağlanma falan da yok. Zaten uçuyor görüyorsunuz. Yağlanma falan da yok ama çözemedim yani. Demek ki dişin iriliğinden dolayı. Bakalım ilerleyen günde artık kendini belli eder bunlarda. Bu erkeğim de arkadaşlar Allah'a şükür toparladı. Dalları falan verdim. Gagası da yani dünden bugüne gerçekten güzel iyileşmeler var. Zaten üst gaga uzayabilen şey. Bakın. Maşallah. Gerçekten neşesi falan da yerinde Allah'a şükür. Kumundan falan da yiyor zaten. Yemese bu şekilde oynatmazdı bu manyak. Şu şeylerini oynatmış. Dediğim gibi arkadaşlar gayet iyi Allah'a şükür. Kanadı falan da iyi. Ayakları da geçmiş. Tamamen kabuk bağlamış artık. O kabukları da düşecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuşumuz çok şükür iyi. Bu tamamen artık 2 haftaya 3 haftaya kendini toparlar. O zamana kadar da bu dişi de kendini toparlar. Bir deneyeceğim arkadaşlar.
Mesela 3 haftaya bu kendini toparlıyorsa son kalan 1 haftayı da alıp burada geçirecek. Ondan sonra arkadaşlar buradayken bu dişiyi alıp onun yanına atarım falan. Hani alışsın kafese diye. Bir hafta bunu kafeste bekletirim. Kızıştırırım. Kafeste işte yerlerini falan öğrenir, yuvalığa gider. O şekilde ayarlarız. Bunları çözemediğim bir şekilde full aşağıya bakıyorlar. Yani muhtemelen şunlara bakmaya çalışıyorlar. Yani buraya bakacak halleri yok bu boş yeri. Ama çözemedim yani, bilmiyorum. Bunlar da öyle takılıyorlar arkadaşlar. Hani hiç şu anda hani bakamıyorum bile kuşlara. Hani gelip izleme şansım olmuyor. Bakamıyorumdan ziyade izleme şansım olmuyor. Bakımlarını yapıyorum. Şunların çiftleşme şeylerini görüyorum ama yerdeler genelde. Tüneklerini takmadığımdan dolayı arkadaşlar. O tünekte duruyorlardı genelde. Ondan dolayı. Bakacağız artık ya. Vallahi şu düzeni bir oturtursaydık, şunlar alışsaydı iyi olacaktı. Allah'a şükür şu erkek iyi ya. Daha bir şey istemiyorum. Bir de arkadaşlar bunlarda da yani şöyle bir şey yapacağım. Yarın yine çekmeye dediğim gibi çalışırım ama bunları kuşları arkadaşlar komple buraya koyacağım. Ağzını bantlayacağım. Zaten bakın yeni bant aldım. Son kalitedermişim. Valla bantı unutuyordum her seferinde. Onu gelip böyle arkadaşlar ağzını tamamen şu şekilde kapatacağım. Ondan sonra kuşlar zaten havalandırma delikleri var. Bunu poşete koymayacağım. Poşete koyarsam bu havalandırma deliklerinin anlamı kalmaz. Yarın da zaten çekmeye çalışırım arkadaşlar. Dediğim gibi havalandırma deliklerinin bir anlamı kalmaz. Kafesi arkadaşlar öncelikle şurayı çıkartacağım. Üst kısmını, çatısını, malzemeleri falan çıkartacağım. Bunu zaten şuralardan ayırdığım an direkt böyle demonte oluyor. Onları ayarlayacağım. Tavasını falan da temizleyeceğim arkadaşlar. Poşete koyduğum gibi bir elimde bu, bir elimde de poşet. Malzemeleri falan da koyacağım ve götüreceğim arkadaşlar. Zaten yarın da adama bir fotoğraf atacağız. Bakalım inşallah hayırlı olur, uğurlu olur bizim için. Çünkü arkadaşlar bunlardan gelen parayla büyük ihtimal yeni takım alacağım. Yani bunlar da yine çıkışmaya çalışıyorlar. Bir gözüm onlarda, bir gözüm aşağıda. Vallahi ama şu dişi, ya arkadaşlar bu dişiyle ben cidden çok ümitliyim. Neden bilmiyorum ama bakın kalıp çok yerinde maşallah. Çok iri bir dişi maşallah. Cidden yani büyük ihtimal tecrübesizlikten dolayı erkeği saldırdı yani. Böyle bir şey yapacak bir hayvan değildi ama nasip işte, nasip arkadaşlar. Yani bu tür şeylerde ciddi anlamda direkt hani duyduğun an yanına gitmen lazım ama arkadaşlar duyulmalık bir şey de yok. Ben evde değildim. O problem oldu. Maalesef ki bunu bu şekilde yaptık. Bakalım. Bakın hala kanatlarında yumurta şeyleri var. O yüzden tekrardan bir yıkayacağım ama hani 2-3 günde bir yıkayayım. Hayvan hani etkilenmesin, hasta falan olmasın. Cidden kanatlarında paso yumurta şeyleri var hala. Çıkmıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani bildiğiniz sülük gibi yapışmış yani. Çıkmıyor yumurta. Bu da burada uçsun. Özge'nin şeyi, varisi. İnşallah. Bakalım. Bundan da arkadaşlar şöyle bir şey yaparım. He, oldu ki Allah korusun öyle bir durum oldu. Hani bu baktım ki yumurtaları tekrardan kırmaya girişti. Sahte yumurta koyarım arkadaşlar altına. Sahte yumurtayı kıramaz. Bir süre sonra tekrardan uğraşır. Kıramayınca bırakır. Çünkü şöyle bir şey var. Benim kuzenimin annesi de yani kuzenimin eşinin annesi diyeyim daha doğrusu. Bir takım kuş alıyor, hevesliyor. Bir takım kuş alıyor ve kuştan şansa yavru alıyor arkadaşlar. Yavruları da almadan önce kuş sürekli yumurtlayıp kırıyor. Yuvadan aşağı atıyor. İçindekini yiyor falan. O da küçük küçük çakıl taşlarını, yumurtaya benzeyen çakıl taşlarını alıp altına koyuyor. Sahte yumurtanın tabii ne demek olduğunu bilmiyor kadın. Çakıl taşlarıyla yapıyor arkadaşlar. Ben gerçekten çok takdir ettim. Çakıl taşlarıyla onu ayarlıyor, altına koyuyor. Kuş bir daha da kırmıyor ve yavruları oluyor arkadaşlar. Ben de bu yöntemi deneyeceğim. İnşallah bakalım olur. Bakın görüyor musun? Bak. Yine ne pişiriyorlar orada bunlar. Bak. Manyak bunlar ya. Biraz çalışın da bakalım siz ne yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar, benim diyeceklerim bugünlük bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve lütfen maşallahınızı esirgemeyin. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.